Merhabalar arkadaşlar, kaldığımız yerden devam ediyoruz. Bu dersimizde üzerine, yatağımızın üzerine bir yorganla kaplayacağımızdan bahsetmiştik. Bunun için bir tane plain nesnesi kullanacağım arkadaşlar. Tap görünüşten şöyle yatağımı, yastıklarımı kaplayacak ölçülerde bir tane plain oluşturuyorum. Bu plain'i de yine cloth'la simüle ederek ne yapacağız? Yatağın üzerine düşürmeye çalışacağız. Segment sayılarımızın fazla olması lazım ki, çünkü ne kadar kırışacaksa bir nesne o kadar segmente ihtiyaç duyuyor biliyorsunuz. Sonrasında zaten kırışıklıklarımız olursa Turbo Smooth Modifier ile toparlayacağız. Şimdi arkadaşlar, cloth'ta varsayılan yer çekimi şöyle Z ekseninde yere doğrudur. Bu zaten aşağı doğru düşecek ama aşağı doğru düştüğü zaman şu yastığın altındaki yatağın ve bazanın içinden geçip gitmemesi için, bunların üzerlerini kaplayabilmesi için cloth modifier altına, sadece buna kumaş vermemiz yetmeyecek, üzerine düşeceği bu nesneleri sınır objesi olarak belirlememiz lazım. Sınır objesi dedikten sonra ne yapacak arkadaşlar? Düşerken üzerine kaplamaya çalışacak. O halde uygulayalım. Plane nesneme cloth dedim. Bakın, object properties'e gidiyorum. Şu anda object properties'te objects in simulation barında sadece plain nesnem görünüyor. Bu zaten kumaş olacak nesnem. Kumaş olarak işaretliyorum. Ancak benim buraya sınır nesnelerini eklemem lazım. O yüzden add object butonuna tıklıyorum. Box'ım, chamfer box'ım, yastık olarak çizdiğim rectangle'ları ekliyorum. Bu aşamada bunlar yine bakın inactive olan nesneler. Herhangi bir şu anda fonksiyonları yok. Box'ım collision olsun diyorum. Collision object sınır nesnesi demek. Chamfer box'ım da collision nesne olsun. Rectangle'ım da. Bu seçimleri tek tek yapıyorum çünkü hepsini birden yaptığımız zaman hata verebiliyor. Ve plane'im de muhakkak cloth olmalı. Bu aşamadan sonra simulate local damped butonuna tıkladım. Yine hızlı bir şekilde inip kırışmasını istemiyorum. Gördüğümüz gibi arkadaşlar ne yapıyor? Yatağımızın üzerine kaplıyor. Bu aşamadan sonra simülasyonumu yine istediğim şekli aldıktan sonra sonlandırdım. Kenarlarda arkadaşlar bakın segment göremediği yerlerde iç içe geçmeler olacaktır. Bunlar normal. Tabii ki ayarlarından revize edebiliyoruz ama simülasyon süremizi oldukça uzatıyor. Bunun yerine Shell Modifier ile arkadaşlar kalınlaştırıyorum. Bu arada varsayılan değeri 1 gelir Shell'in. Shell dediğimiz nesne ne yapıyor arkadaşlar bakın. Bir box gibi plane'e bir derinlik veriyor arkadaşlar. Şu şekilde bir birim derinlik verdim. Tabii ne olmaz? Bir kumaş, yorgan bu şekilde bu kısımları karesel gelmez. Bundan kendimi kurtarmak için de Turbo Smooth Modifier'ını atıyorum. Ve iteration'ı bir tık arttıralım. Daha yumuşak görünümlü olsun. Isolate Display işaretledim ki Turbo Smooth'un attığı gereksiz segmentleri görüntülemiyor olayım. Bu şekilde arkadaşlar cloth'umuzu oluşturuyoruz. Bunun dışında şu Turbo Smooth'u vermeden evvel Convertible Poly diyeyim. Ve sonrasında Turbo Smooth ekleyeyim. Aksi halde arkadaşlar eğer Edit Poly'ye çevirerek gömmezsek, dosyanızı açtığınız aradan 2 gün geçti, kapattınız daha doğrusu, tekrar açtığınız zaman iptal ederek gelebilir. Şunu şöyle bir kenara doğru alalım. Bu burada dursun. Yine en çok sorulan şeylerden biri, kırışık bir kumaş nasıl düşüreceğiz? Şimdi arkadaşlar, siz kumaşı böyle düzelterek atarsanız düzgün bir şekilde gelir. Fırlatıp atarsanız veya açılı bir şekilde bırakırsanız kırışık gelir. Bu mantıkta gerçek hayattaki gibi düşündüğümüz zaman, demek ki çizdiğimiz plane nesnesini şöyle alıyorum. Çok fazla büyükçe bir şey yapmayacağım döndüreceğim için. Rotate ederek bırakırsak demek ki ne olacak arkadaşlar? Kırışarak gelecek. Bunun için sadece Z ekseninde de döndürebilirsiniz. Bakın şöyle bırakırsam da kırışır. Hadi çift eksenli bir şekilde kırışıyor olsun. Biraz daha yine X ekseninde döndürüyorum. Bakın kesinlikle buranın içerisine geçmemesi lazım. Z ekseninde biraz yukarı kaldırıyorum. Ve geliyorum yine. Plane'im üzerine cloth atadım. Ardından object properties'e gidiyorum. Box'ımı plane'im hariç tabii ki box'larımı ve rectangle'larımı
sınır objesi olarak tanıyorum. Burada plane 16, cloud olacak nesne, buxom, collision, chamfer buxom, collision, diğer yastıklarımı temsil eden rectangle'larım da collision olarak belirliyorum. Bu aşamadan sonra simulate local damped butonuyla içe geçiyor. Bu arada arkadaşlar şöyle bir Ctrl Z yapayım. Normalde çünkü şunu az önce aktif etmiştim daha önce kullandığım zaman. Yo, hala pasif durumdaymış. Ona birazdan dönelim. Simulate local damped diyorum. Ağır ağır düşüyor. Bu şekilde nesneleri kırıştırdığımız zaman arkadaşlar, açılı bıraktığımız zaman iç içe geçmeler olacaktır. Yani kendi içine geçiyor gördüğümüz gibi. Bunun olmasını istemiyorsak ayarlardan şunu söylememiz lazım. Tamam, sen şunların üzerine düşeceksin. Bunlar senin sınırın ama kendi içerine de geçme. Kendini de sınır olarak gör. Bunun için yine aşağıda Simulation Parameters'a gidiyorum. Self Collision, yani kendini sınır olarak gör demek. Yanında bir kutucuk var, varsayılan 0. Bunu 1'e çekiyorum. Bu sayıyı ne kadar arttırırsanız kendi içine geçmemeye o kadar çalışır. Yalnız simülasyon süremizi tabii ki uzatıyor. 1 olarak belirledim. Local Damped olarak düşürüyorum. Bakın şimdi az önce bayağı bir içeri geçmişti. Şu an farkındaysak ne yapmaya çalışıyor? Çok fazla iç içe geçmemeye, birbirini kesmemeye çalışıyor. Biraz düşmesi zaman alacak. Bekliyoruz. Bunu yapmak için farklı yöntemler de var. Kenarı mesela kıvrılmış, hani kenar açılmış bir şekilde gelsin istiyorsanız plane'i düşürmeden önce FFD ile FFD modifier'ları ile şu kenarı birazcık çekiştirebilirsiniz. O şekilde bırakırsanız yine ne olacak arkadaşlar? Kenarı açık bir şekilde inmiş olacak. Hala kumaşımız düşemedi. Kumaşımızın düşme işlemi tamamlandı. Simulate Local Damped butonuna bir daha tıklayarak, bakın şurayı hala yerleştirmeye çalışıyor. Bir daha tıklayarak simülasyonu sonlandırıyorum. Bu kadar kırışık görünmesine aldanmayın. Segment sayımız az. Turbo smooth verdiğimizde düzelecektir. Önce yine shell'le birazcık kalınlaştırıyorum. Bu kadar kalın kullanmamıza gerek yok. Zaten yararak çıktı buraları. 0.5'e düşürdüm kalınlığını. Ardının üzerine Turbo Smooth modifier'ımı atıyorum. Yine iteration'ı bir tık arttıralım. Gördüğümüz gibi kırışık kumaşımızı da oluşturmuş olduk. Birazcık yine scale ile formunu biraz daha şöyle uzatabiliriz. Gerçi o zaman da şuraları perişan etmiş olacağız. FFD box atasak acaba? Tabii döndürerek getirdiğimiz bir nesne olduğu için bakın FFD ile şu kısımlara müdahale etmek de biraz zor oldu ama yine şu şekilde konumlandırabiliriz. Gördüğümüz gibi istediğimiz formu verebiliyoruz. Kenarı çok içine geçmiş olsaydı bakın yine şuradaki kontrol noktalarını çekerek müdahale edebilirdik. Bu arada bir zeminimiz olsaydı, bakın bu çünkü yatağın altına doğru gidiyor. Zemini de collision nesne olarak tanımlarsanız zeminin de içine geçmeyecek ve bu şekilde yayılacaktır. Şu turbo smooth'umuzu siliyorum aradan. FFD'den önce şu an Convertible Polydim üzerine bir gömme işlemi yapayım. Ardından Turbo Smooth'la yine iki iterasyonla yumuşatma işimi yapıyorum. Yorgan ve yastık oluşturmanın başka yöntemleri de var. Yani daha gerçekçi duran, gerçi bu da fena değil baktığımız zaman, gayet güzel bir yastık. Daha gerçekçi duran veya iki tane yastığı üst üste koyup birbirinin içerisine geçmemesini sağlayan yöntemlerimiz de var. Bir sonraki videoda bunları uygulayacağım. Gerçi bunların aslında hepsinin YouTube'da eğitim videoları mevcut. Yabancı kaynaklar da var ama ben her ne kadar öğrencilerimle eğitim videolarının linkini paylaşsam da zahmet edip açıp da takip etmiyorlar. O nedenle onu da yine sizlerle paylaşmış bulunacağım. Onları da anlatacağım. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hepinize iyi çalışmalar diliyorum arkadaşlar.